Horobox TV'den herkese merhaba. Bugün Seiko'nun 110. kuruluş yıl yıldönümüne ithafen hazırladığı Presage Craftmanship serisinden 4 yeni modelle karşınızdayız. 3 tanesi elimizde ama 4. de fotoğraflarla bize eşlik ediyor olacak. Hoş geldin Burak Bayram. Hoş bulduk Doruk Şimdi Presage Craftmanship. Craftmanship diyoruz çünkü burada Seiko'nun zanaatkarlığını iliklerimize kadar hissedebileceğimiz evet. saatler söz konusu. Özellikle kadrandaki ve kollardaki işçilikle beni benden aldı. Kadran ee... kısmında kesinlikle katılıyorum. Çok güzel. <laughs> pega Söz sende. Precise aslında Seiko'nun yeni model ailelerinden biri. Eski diyemeyiz yani. 2000'lerde model ailesi aslında daha çok oluşmaya başladığı çizgileri ortaya çıktı. O şekilde söyleyeyim. Bu arada model ailesi aslında çok yönlü bir model ailesi. Yani en bence öne çıkan özelliklerinden bir tanesi de bu. Tamam belki spor bir model ailesi diyemeyiz direkt ama klasik daha elbise saati diye tabir edilen dress watch. Aynı zamanda casual, smart casual yani bu şekilde tasarımlara imza atan ama ufak tefek komplikasyonlar da kullanan güzel bir model ailesi. Bizim bugün inceleyeceğimiz modeller Craftsmanship series içinde yer alıyor. Doruk'un bahsettiği gibi aslında 2023'ün son aylarında çıkan 4 tane yeni model vardı. Aydın Saat'teki dostlarımız bize bu modellerden 3 tanesini gönderdi. Biz de bugün onları objektifin altına koyup hakkında biraz konuşalım istedik. Şimdi bu Seiko'nun Presage Craftsmanship Hı. serisinde aslında başka modellerle daha önce karşılaşmıştık. Doğru. Epey de bir ses getirmişti. Evet. Çünkü şimdi mekanik saatçilik birazcık böyle İsviçre'nin tekelinde olduğundan dolayı Hı. ki Seiko zaten biliyorsun işte kuvars devrimiyle evet. e, bir yerde kriz yarattığından Tabi Tabii ötürü. kesinlikle. <laughs> <laughs> Seiko'nun mekanik saatçiliği olan bakış açısı genel saat meraklılarının gözünde biraz daha böyle farklı bir pozisyonda. Evet. Bu Prisaj serisi bana göre böyle mekanik saatçiliğin Seiko yorumu olarak değerlendiriyorum. Çünkü o mekanik saatlerin klasik o safkan tasarım detaylarını Seiko kendince bambaşka bir şekilde yorumluyor ve bizim bileklerimize ulaştırıyor. Biliyorsun Japon kültürü kendi içinde birazcık farklılıklar barındırıyor. Kesinlikle. Farklılıktan kastım işte Avrupa'ya göre, Amerika'ya göre. Dünyanın geri kalanına göre. Inanılmaz işte ufuk genişletici, dikkat çekici e, sadece saatlerinde değil hayatlarında da. E, Yaşam güzel, tarzı yani. olarak. Yaşam evet. tarzında da evet. bu tarz değişiklikler söz konusu. Bu farklılıkların saat dünyasına entegre edilişi olarak değerlendiriyorum ben bu saatleri. Bugün bu Precise serisinde iki farklı grup söz konusu. Bu arada saatlerin dört versiyonu da limitli adetlerde üretilmiş. 800'ler ve 1500'ler adet limitler söz konusu. Precise serisinin Seiko tarihindeki öneminden bahsettik. Aslında tarih dediğimiz kelimenin tam anlamıyla bir tarih. Çünkü bu saatler 1913'te tanıtılan Laurel. Yani Seiko'nun ilk, ilk kol, saati. evet, kol saatine de atıfta bulunan, oradan esinlenilen bir takım detayları bünyesinde barındırıyor. Doğru. Aslında ne kadar ilginç değil mi? 1913 senesinde üretilen bir obje 2023 senesinde aradan geçen onca zamanın ardından 110 senenin ardından hala bize güncel, güzel, çekici kullanılabilir, para verip satın alınabilir olarak gözüküyor. Aslında saatçilikteki geleneksel kısmını bundan daha güzel anlatacak bir örnek herhalde olamaz diye düşünüyorum. Ya biz bu vintage akımının nereden geldiğini, nereye gideceğini seninle daha önce de konuşmuştuk Doğru. ama hı hı. ne bitmek bilmeyen bir hazine ya bu. Evet, gerçekten öyle. Peki Gerçekten bu arada bitmek bilmeyen kısmına da katılıyorum. Ben bunun artık pek çok marka için bir temel ürün grubu haline geldiğini görüyorum. Yani sadece Seiko üzerinde değil ya da Japonya'da İsviçre şeklinde ayırmayalım. Pek çok marka tarihteki geçmiş modellerine dönüp onları tekrar canlandırıp modern dokunuşlarla tekrar piyasaya sürme eğiliminde. Artık bu bence yani nasıl anlatayım işte bir kronograf gibi bir dalgıç gibi belki bir dijital saat gibi bir ürün grubu segment haline gelmiş durumda. Dolayısıyla ben heritage mevzusunun açıkçası hiç bitmeyeceğini artık inanıyorum. Kanım bu yönde yani. <laughs> Peki, şimdi benim elimde şu anda SPB395J modeli var. Altın ve beyaz renk detaylarıyla süslenmiş indislerin ve kolların olduğu bir saat. İki saate de baktığımda güç rezervi göstergesi ve adeta küçük saniye gibi duran veya hı hı. retrograd saniye gibi duran tarih ibresinden söz etmek mümkün. Hı hı. Seiko aslında güncel koleksiyonlarda sıklıkla karşımıza çıkan özellikleri daha böyle klasikleştirilmiş bir yorumla. Kadrana yerleştirmiş düşünüyorsun bu konuda? Ben retrograde'i açıkçası seviyorum. Yani retrograde bir power reserve de olabilir ya da bir tarih göstergesi de olabilir. Ya da pointer dediğimiz işaretçi tarzı bir gün göstergesi olabilir, hafta göstergesi olabilir. Oraya bir pencere açmaktan daha estetik durduğunu söyleyebilirim. Çünkü neticede bir alt kadran gibi duruyor. Ve saatin geneli zaten markörlerden ve kollardan oluştuğu için oraya bir pencere açmak yerine siz onu bir kadranla ifade ettiğinizde saatin kadranının görsel bütünlüğünü bence daha iyi muhafaza ediyorsunuz. Dolayısıyla çok spor bir model olmamak kaydıyla bence pencere tarzı gösterimlerden ziyade kollu yani retrograde ya da pointer tarzı, işaretçi tarzı gösterilme her zaman daha estetik duruyor. Yalnız bir detay var. Retrograde'in en sevdiğim yanı tam sondan başa doğru o zıplayarak ilerleme evet, kısmı. Evet. E şimdi burada benim en azından ilimdeki saatte tarih Hı. ve gün özelliklerinde bu retrograde fonksiyonundan evet. faydalanmış. O zaman ben günün sonunu beklemem gerekiyor oradaki görsel şöylerini seyretmek için. Bazı saatlerde biliyorsun saniye Hı. kısmına da koyarlar. Evet. Epey bir böyle döne döne baş döndürebilir. Yani ayın 30 veya 31 günlük ayarlamalarını yaparken belki görebilirsin. O zaman en güzeli herhalde hem ayın 31'i hem de cumartesi olan versiyonu. Çünkü biliyorsun günler burada pazardan başlıyor. Evet. Pazar pazartesi evet. salı ve cumartesi de bitiyor. İki göstergenin hareketini tek seferde <laughs> 31'den 1'e zıplama ve cumartesiden pazara zıplama orada birazcık eğlenceli bir görsel sunabilir herhalde. Bu saate almış olsaydın 2024 takviminde hangi ayda bunu yapabilirim diye bakardın değil mi? Kesinlikle bakardım. şüphem yok bir videosunu bile gönderebilirdim belki. <laughs> Pekala. Peki ben bu arada saatlerin genel tasarımındaki bazı detaylardan bahsetmek istiyorum. Kadran dedin gerçekten beni benden alan diye. Hakikaten Seiko'nun, Grand Seiko'nun, King Seiko'nun yani Seiko grubundaki bütün markaların bence o fiyat segmenti içerisinde sundukları kadranların ne diğer Japon üreticiler arasında ne de İsviçre üreticiler arasında bir rakibi yok. Hakikaten eğer olaya fiyat performans çerçevesinde bakacak olursak paranızın en iyi karşılığını kadran bölümünde sevk olan aldınız %100. Yani bunun üzerine çıkabilecek başka bir şey bilmiyorum. Ben kadranı bir de cam kısmını eklemek istiyorum. Evet safik kristal cam. Doğru. Seiko Optics'ten de alınan Hı -hı. destekle dünyanın en büyük cam üreticilerinden bir tanesi Seiko evet. aynı zamanda birçok İsviçre saatinde dahi karşılaşmadığımız bir kalite seviyesiyle Seiko'da karşılaşabiliyoruz. Hı -hı. Ve işin ilginç kısmı bu sadece tasarımsal manada değil malzeme olarak o malzemenin işlenişi yani malzemenin ham maddenin bitmiş kadran haline gelmesi bile aslında bakıldığında çok ciddi prosesler sayesinde oluyor. Yani burada bir iki tane örnek vermek istiyorum. Bu elimize tuttuğumuz Precise Crafting serisinde normal MIA kadran var. Urushi cilasıyla cilalanmış kadran var. Arita porseleninden yapılmış kadran var. Ve Shippo ile yapılmış kadran var. Toz püskürtme, boyama, daha sonra fırınlama, ondan sonra desenlerin belirgin halini koruyabilmek için vernik atma vernikten sonra üzerine ekstra bir cila ile güneşten solmasını engelleme hakikaten çok fazla proses var yani fiyat performans olarak bakıldığında bunu ben seiko harici başka bir marka hiç görmedim ben evet. biraz da modellerin ortak noktalarından bahsedeyim daha önce söylediğim gibi dört tane model olduğundan bahsetmiştim genel anlamda iki tane farklı model var ve bu iki farklı modelin iki farklı versiyonu var SBP 393 ve 395 olarak bir grup ayrılıyor 397 ve 399 olarak da diğer grup ayrılıyor. 40.2 milim çapında, 12.8 milim kalınlığında ve lak tulakta 48 milimlik bir uzunluk. Şimdi bu ölçülere baktığımızda büyük. Evet. Büyük derken değil. yani dress watch kategorisinde birazcık büyük. Hı -hı. Saatler ince de değil. Yani evet bir takım komplikasyonları barındırıyor ama bu kategoride bir saatin biraz daha acaba küçük olması tercih edilir miydi diye düşünüyorum. Orada da Seiko'nun <laughs> tercihleri herhalde ön plana çıkıyor. Bugün işte bu kalitede, bu işçilikte... ...ve bu fiyat kategorisinde bir saat almak isterseniz... ...dikkat çekiciliği de yanında satın almanız gerekiyor. Peki mekanizma konusunu ne diyorsun? 6R sınıfı bir mekanizma ailesi bütün saatlere yerleşmiş. 6R işte Seiko'nun üst düzey saatlerinde... ...biraz böyle orta düzey bir fiyat performans değerinde yer alıyor. Mekanizma konusunda 45 saatlik güç rezervi... Evet. ...bence günlük kullanımda bizi en çok ilgilendiren Hı -hı. detay. Öte yandan benim elimde olduğu gibi... Retrograde birçok göstergenin oluşu hem kalan güç rezervi hem gün hem tarih Hı -hı. kısmında bence saatin hem görsel anlamda pekiştiriyor hem de kolunuzdaki saatte kullanılan mekanizma ile ilgili biraz daha böyle üzerinde çalışılmış bir ürünle sahip olduğunuza dair size küçük işaretler veriyor. Peki ben burada sana bir mühendislik sorusu sorayım o zaman. Ee, Doruk kendi saatin üretmek için çok uğraştığından dolayı bu sorunun <laughs> cevabını ondan alabiliriz diye düşünüyorum. Sence retrograde bir gösterge yapmak mı yoksa bir kadranı perfore boşluk bırakıp altından bir diskle gösterim sağlamak mı üretim açısından daha kolay ya da verimli? Ya, tabii ki diskle gösterim daha verimli. Zaten hali hazırda mekanizmalar üretilirken onun tarihli ve tarihsiz versiyonları birçok mekanizma evet. üreticisi için mevcut. Hı hı. Diskle tarih gösteriminde işte Akreb'in iki turunda. Evet. yani Yelkova'nın 24 turunda hı hı. bir tane ilerleyen bir yayla işte bastırılmış bir çark söz konusu. E, retrograde dediğinde bu sefer Salyangoz dişli dediğimiz bir işte kan benzeri bir yapı evet. devreye giriyor. Buradaki en önemli problem aslında aşınmayla baş edebilmek. Ben de o zaman kendi elimdeki diğer iki modelden bahsedeyim. 397 ve 399. 40.6 milimetrelik bir kasa çapı var. Bunun yanı sıra 14.1 milimetrelik de bir kalınlık söz konusu. Belki retrograde göstergeyle mi alakalı diyeceğim yoksa alttaki sayaçla mı alakalı bilemiyorum ama hafif bir kalınlık söz konusu ki zaten kasaya yandan baktığımızda bunu da görebiliyoruz. Rahatsız edici bir kalınlık değil ama hakikaten yandan baktığınız zaman özellikle kayışla yan yana geldiğinde kendini belli eden. Bir kendini kalınlık. belli eden bir kalınlık var. Bilek üzerinde de de kendini belli ediyor bu arada. Ben saatlerin kayışlarını bileğime göre ayarladım. Konfor konusunda oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim çünkü kayışların kasaya girdiği kısımda padded yani dolgulu bir kayış tercih edilmiş. Bu da saatin genel kalınlığını ve ağırlığını bilek üzerinde bence yeterince dengeliyor. Tabii bir detay daha var. Senin elindeki saatin lak tulak uzunluğu 49 milimetrenin üzerinde. Yani bugün dress watch kategorisi için uzun diyebiliriz ama saatin ihtişamını da artırıyor. Mat ve parlak yüzeyler kullanılmış ama genel itibariyle parlak ağırlıklı olduğunu söyleyebilirim. Tabii. Yani mat ufak dokunuşlar var. Dress tarzı ya da casual tarzı saatlerin parlak olması açıkçası benim hoşuma gidiyor. Buradaki mat yüzeylerin eklenmesi de bence kasanın hatlarını ilk bakışta ortaya çıkarabilecek güzel detaylar olmuş. Yani mat ve parlak geçişlerinin birbiriyle bir uyum harmoni içinde olduğunu da söyleyebilirim. İlgimi çeken modellerden bir tanesi, sen kendi saatini anlatırken söylememiştin gerçi, koleksiyondaki saatlerin tamamı 100 metreye kadar su geçirmez. Yani deri kayışla sunulan, klasik tasarımlara sahip ve dediğim gibi yani tepesi de olmayan bir saat olarak Seiko'nun burada 100 metrelik bir kasa tercih etmesi de ilginç herhalde. Artık o kadar su geçirmez saatler konusunda geliştiler ki <laughs> çok da ihtiyaç olmayan modelleri bile bence böyle şeyler koyabiliyorlar. Ya bir şey dikkatimi çekti, şimdi Hı -hı birçok takipçimizin koleksiyonunda birçok saat var. Evet. Dolayısıyla özellikle otomatik saatleri bir kere Hı -hı. taktıktan sonra birkaç gün takmıyorlar ve saatler e, sonraki işte saatleri ellerine almalarında durmuş oluyor. Saati de ayarlamak birazcık zaman alıyor. Birazcık özen evet. istiyor. Doğru. Bu saatleri ben ayarlama kısmına bayıldım. Tepeyi çekiyorum. Vidalı tepe olmadığından dolayı. Hı -hı. Hızlı bir şekilde ilk kademe çektiğimde saat yönüne ya da saat yönünün tersine doğru çevirdiğimde, senin saatin için tek özellik evet. söz konusu. Hızlı bir şekilde tarihi ve günü ayarlayabiliyorum. Hiçbir Hı -hı. takılma yok. Hiçbir böyle duraksama yok. Aman mekanik zarar verir miyim işte bir çarkı eğer miyim, büker miyim, doğru. kırar mıyım korkusu yok. Yani birazcık bazı şeylere, bazı özelliklere kolay ulaşılabilir olmalı. Bu anlamda yüksek komplikasyon diyebileceğimiz bir kategoriyi bu kadar kolay kullanımla birleştirebilen bir marka. Yani Seiko'nun dışında biraz zor bu tarz doğru, özelliklere doğru. ulaşmak. Doğru. Peki bir detay daha var. Saatlerin arka kapakları cam. Bu arka kapaktan da görünen 6R sınıfı kalibreler. Seiko'nun belirttiği standartlara göre Günde artı 25 ile eksi 15 saniye arasında bir hassasiyet sapma değerine sahip. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu ben e, bununla ilgili çok soru alıyorum. Aslında bahsettiğin iyi oldu. Genel itibariyle insanlar son zamanlardaki diğer sertifikasyonların sunduğu hassasiyet aralıklarını, toleranslarını görünce buradan biraz çekiniyorlar bu uzun aralıktan. Ben Hı -hı. açıkçası Seiko'nun neden böyle bir aralık verdiğini de anlayamıyorum. Çünkü ben Seiko'dan 6 ya da 4 hatta eski 7-26 Seiko 5'lerden bile bu toleranslarda çalışan bir saat sahibi olmadım. Yani geriye dönük olarak baktığımda modern Seiko içerisinde ben 7 saniyelerden daha fazla sapmaya sahip bir model kullanmadım. Bendeki modellerin içinde 6R27 diye bir kalibre var. Bu da 45 saat güç rezervine sahip. Aynı zamanda 4 Hz yani 28.800'de çalışıyor. Sonuç itibariyle 45 saatlik güç rezervi senin de bahsettiğin gibi mekanik, otomatik bir saat için bence yeterli bir değer. Ee, evet. Son yıllarda Seiko'nun da 72 saate karşı bir eğiliminin olduğunu görüyoruz. Özellikle daha üst seviye modellerde, King Seiko modellerinde 72 saatlik güç rezerv süresine sahip mekanizmalar yer almaya başladı. Ben zaman içerisinde daha alt, orta segmentlere doğru bunun yaygınlaşacağını düşünüyorum. Kayışlardan özellikle bahsetmek istiyorum. Saatlerin görece kalın yapısına göre gerçekten güzel seçilmiş kayışlar. Krem rengi kadrana eşlik eden koyu bir kahverengi var. Lacivert emaye kadrana eşlik eden de lacivert bir kayış var. Katları klipslerle geliyor. Katlanır klipslerin bu arada üzerinde Seiko yazan parçasının kayış üzerindeki deliğe girdiği kısmı kilitli. Yani bunun için ayrıca bir kilit konulmuş. Dolayısıyla bu ayar bir şekilde kazaya bir yere çarpsanız takılsanız dahi bileziğin üzerindeki delikten çıkmıyor, bozulmuyor. Burada ekstra bir mühendislik var. Seiko'nun böyle bir detayı atlamamış olmasına sevindim açıkçası. Bunlar bizim her zaman takdirimize alan veya yani pek çok insan için bir alma motivasyonu olabilecek özellikler. Bunun da altını çizmek istedim. Benim sevdiğim bir kısım daha var. Tek taraflı katlanır klips. Yani evet standart tokanın kullanışlılığı bir yana senin de sürekli bahsettiğin gibi Hı -hı. kayışı bir eskitme Maalesef, durumu söz konusu. Evet. Ben dediğim gibi bunları ayarlayabildim. Deri kayışı oldukları için, bilezik olmadıkları için kullandım ofisin içinde taktım. Son derece rahat. Hatta burada da kısa süreyle takabildik tabii ki yani uzun kullanımda belki bir hafta günlük takılsa çok daha güzel yumuşak bir hale dönüşür ve konforu artar pekala teşekkürler Burak Bayram ben teşekkür ederim ee, daha büyük teşekkürler Aydın Saate bize Hı -hı. bu modelleri inceleme fırsatı verdiği için bir sonraki Seiko inceleme videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın görüşürüz İyi hafta sonu.